Kimle tartışıyor? Tartışmamak için bahaneleri var. O şey, Nihat Hatipoğlu kaç kişiyle tartıştı? Cübbeli programlara giriyor ama tartışmaktan öylesine kaçıyor ki böyle şeyler falan, yanındakiler böyle hoca efendi falan diye bir çeşit röportajlara gidiyor. Cübbeli kaç ya, benim aleyhimde konuşup duruyor, hatta ölüm fetvamı bile verdi ama yüz yüze tartışmaya çıkamıyor. E sen de aynı yoldasın. Eleştiri yapıyorsun ve bu eleştirinin yaptığı konuda bu kadar emek sarf etmiş, kitap yazmış, dünyada bu kadar konferanslar vermiş bir adam sana, hem de yaşlı, seni özür dilerim adam yerine koysun ki adamsın. Ben sana şey diyorum ama senin kendi bakış açın maalesef böylesine kötü bir bakış açısı. Yukarıdan bakıyorsun. Burnun havalarda, Kaf Dağları'nda falan değil. İyiyim. İnsan ol. İçindeki çocuğu öldürme. Rahat ol, rahat. Ama ekrandaki duruşun, arkadaki duruşun, başka şey, normal hayatın farklı. Ben her zaman eşimle, ailemle olan ilişkim neyse, ekrandaki duruşum da, arkadaşlar, normal hayatta durum neyse odur. Öyle ol. Öyle ha, olamıyorsun, no problem. Ama en azından entelektüellik iddia ediyorsan, eleştiri yapıyorsan, o konuda muhalef, senin eleştirdiğin, bıdı bıdı eleştirdiğin muhalef, muhaliflerden birisi seni güzelce hem de överek çağırıyorsa bahaneler uydurma onun için. Sen beni çok iyi tanımıyorsun. Ben niye seninle şey diyeyim? Beni iyice araştır. Biyografimi oku. Ben de tartışanlara benim biyografimi oku falan diyor muyum? Ve beni değil. Bir sürü. Sokaktaki insanlarla tartışıyorum. Hello. Okay. Onun için ben sana ne dedim? 10 tane Kur'an'da en çok eleştirdiğin, en çok işte yanlış bulduğun, çelişkili bulduğun 10 ayet seç dedim. Bak 10 ayet. Onları tartışalım. Buyur hodr meydan dedim. Bunu niye arkasında ard niyet arıyorsun? Sen buyur beni çağır. Hiçbir vakit ha bu beni çağıranlar, tartışmaya çağır. Ha şimdi şu. Diyebilirsin ki ya beni tartışmaya çağıran binlerce kişi var, hangi birisine yetişeyim? Doğrudur, ben herkese yetişemiyorum. Ama yine de yani felsefecilerin arasında, bilim adamları arasında veyahut da teolojiyle uğraşanlar arasında benim kadar tartışan bulamazsın. Yok. Bak videolarıma, sadece ama videoların dışında da her zaman. Üniversitede gençlerle gittim. Mesela Arizona Üniversitesi'nin önünde gençleri tartışmaya teşvik için oraya koydum. İşte şu bedava alırsınız. 3 dakika tartışın diye. Hatta şeyde Ground Zero'da Amerikalılara meydan okudum. Eğer dedim Müslümanlar teröristse Hristiyanlar 666 kat daha teröristtir. Çünkü siz oraları bombalayıp duruyorsunuz. Siz terörist örgütlerden daha fazla insan, sivil katlediyorsunuz, çocuk katlediyorsunuz. Buyurun tartışalım. 3 dakika tartışma karşılığında $100 vereceğim dedim. Hatta alternatif, tartışmayı kaybederseniz bedava Kur'an çevirimi alabilirsiniz. Eğer ondan korkuyorsanız al burada potato chips var burada ve bir de soda moda falan, yani içecek. Ve bir de patates chips mi? Türkiye'de o deniyor mu bilmiyorum. Onu alabilirsiniz. Kaybedeceğiniz bir şey yok. Bu Sokrates tartışıyordu. Sokaklarda bütün felsefeciler tartışırlardı muhalifleriyle. Yüzde tartışma imkanları olsa, hele bugün gibi, hepsi tartışırdı. Zaten sokaklarda, meydanlarda tartışıyorlardı. Allah'ın elçileri de aynı şekilde. Ama nedense geri kalmış ülkelerin dantelleri, entelleri, din tüccarları, politikacıları tartışmamayı marifet zannediyor. Ve tartışmamak için uydurup bahaneler uyduruyor. Okey, bitiriyorum. Ve bunun sonuna o şeyi koyacağım. Birazdan o videoyu koyabilirim. Birazdan o 9 dakikalık videoyu. Belki de keserim, bilmiyorum. Kısmen, çünkü çok uzun olabilir. Dediğim gibi, sevgili Diamond, seni üzmek doğrusu istemezdim ama sataştın. Ben sana sataşmadım. Ben sana gerçekten saygılı bir şekilde seni hem de överek, belki de hak etmediğin bir övgüyü yaparak
seni tartışmaya davet ettim. Evet, senden daha yaşlıyım, senden daha fazla tecrübelerim falan var. Ama ben dediğim gibi insanları öyle şey etmiyorum. Senin yaptığın videoları işittim. Bana bir sürü böyle senin videoların linklerini verdiler. Dedim ki madem ki böyle, buyur tartışın. Ben senin kabul edeceğini zannettim. Ama korkuyorsun. Ayıp yani. Yani yüz yüze tartışmaktan korktuğun şeyleri ekran arkasında söyleme. Entelektüel olarak ayıp bu. Bir entelektüele yakışmaz. İnşallah özür dilersin. Yani çünkü özür borçlusun. Çünkü beni böyle sanki senin hakkında yalan uydurmuşum gibi. Kendi sözlerine bakıyorum. Onu belki de tam %100 söylemiş ama orada kılı kırk yarıyorsun. Alaksızsız bir konuyu değiştiriyorsun. Red herring. Yani konu çarpıtma, konu tartışma. İşte beni iyi, çok iyi tanımıyor. Tanıması lazım. Yok, tanımam lazım değil. Senin de beni hiç tanıman lazım değil. Sadece fikirler tartışacağız. Ad hominem attack yapmayacağız. Tamam mı canım? Ve sen başlattın bunu ad hominem attack'le. Beni yalancılıkla suçlamalarak ve benim seni kitleni çalmakla, çalma şeyleri, planları kurmak. Sanki böyle tavuk çiftliği var. Bu Edip Tilki gelip benim tavukları çalacak. Ya ne komik adamlarsınız ya. Aynı kafayla reayalar da Tayyip'in 18 yıl boyunca tartışmamasına bahaneler buluyorlar. Bunun bıdı bıdı hep eleştiriyor muhalefeti, hakaret ediyor, eleştiriyor, iftira ediyor. Yüz yüze tartışmaya yüzü yok. Bu dürüstlük mü? Sen de aynı kategoridesin. Buyur tartış. Ve tekrar ediyorum sevgili Diamond Tema kardeşim. Sana yardımcı olan arkadaşları da getir. Hani onlar senden yaşlı olabilir, genç o fark etmez. Buyur iki tanesini al yanına. Üçünüz karşıma geçin. Karşıma 10 ayet. 10 ayetle sınırlandı. Çünkü en baba, en böyle kötü, en çelişkili gördüğünüz 10 ayet. Orada sizin çarpıttığınızı, sizin yanlış düşündüğünüzü, sizin tahrif ettiğinizi kanıtlayacağım. Buyur hodri meydan. Şimdi arkanda bıdı bıdı konuşma. Buyur gel. Veyahut da beni bir yere çağır, ben geleyim. Oldu mu? Selam ve sevgiyle.